Arkadaşlar son zamanlarda bildiğiniz gibi Süleyman Soylu'nun korona virüsü yüzünden sokağa çıkma yasağını neden son iki saat kala halka duyurduğu uzun süre tartışıldı. Hatta istifa bile etti bu konuda. Bize de çok sorulması üzerine bir video yapma gereği duydum. Şunu söyleyeyim bence de bence de bakın açıkça söylüyorum sokağa çıkma yasağının son 2 saat kala söylenmesi yanlış oldu yanlış. Ama gerçekten düşünür iseniz Türkiye'de böyle hareketler yapmaya yöneticiler bazen mecbur kalıyorlar. Çünkü Türkiye'nin konjektürü bunu gerektiriyor. Böyle kaldırıyor. Türkiye'de CHP gibi lanet bir parti var iken sizin başka bir davranış sergilenmeniz asla mümkün değil. Çünkü Kendisi de çok iyi biliyor ki hatta Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye adayını son iki hafta kallancaya kadar açıklamadı. İsmini vermiyor. Neden? Çünkü eğer ismini verirse bizim diyor adayımızı yıpratırsınız. Neden son dakikaya bırakıyor söyleyeyim size. Çünkü diyor bunun geçmişinde herhangi bir pislik, herhangi bir lanet, herhangi bir yapmış olduğu e, hile, hurda, ihaleye fesat ve hatta ne bileyim köküne kadar inerler, neslini bulurlar. Bir yerde bir dava olmuştur, bir e, çocuk tacizi gibi veyahut da dolandırıcılık gibi, sahtekarlık gibi bir sürü yani buna benzer bir sürü devletle alakalı bunun gizli sırlarını deşifre eder, açığa çıkardılar. Benim açıklamış olduğum adayım daha meydanlara çıkmadan Değiştirme şansı da yok. Kaybeder diye açıklamayıp son ana kadar bekletiyorlar. Çünkü Türkiye'de böyle lanet bir siyaset oldu artık. Bu CHP yüzünden berbat bir siyaseti. Çakalların siyasetine döndü. Nasıl mı arkadaşlar? Söyleyeyim bakın. Havalanı yaparsınız. Kuşları, böcekleri, çiçekleri bahane ederler. Oraya uçak inmez derler. Ağaçları katlediyorsun derler. Karşı gelirler. Yer Kanal İstanbul'u yap yapmaya kalkarsın. Katarlılara sattı derler. Ülkeyi birilerine peşkeş çekti derler. Depremi tetikler derler. Kısırlığı getirir derler. Karşı çıkarlar. Marmara'yı Afrasya tünelini yaparsın. Yer altından maden çıkartıyor. Altın çıkartıyor. Amerika'ya satacak derler. Köprü yaparsın. Kaç milyon ağacı katletti derler. Yol yaparsın. Ağaçları katlediyor derler. İnşaat yaparsın. Toki yaparsın. Eserler yaparsın. İş verdiğin güne yetiştirmek için hızlı çalıştırırsın. Havalanı derler ceset yani toplu mezarlık haline döndü derler. Gününde açmak için hızlı çalıştı, çalıştırdığın işçileri sıkıştırdığın zaman inşa, iş kazasından ölen olursa bunu toplu mezara çevirdiler. Erdoğan'ın ölüleri Erdoğan'ın ceset mezarlığı bilinmeyen gizli binlerce yüzlerce ölü var orada isim açıklamıyor derler. Arkasından Gününde yetiştirir, yetiştiremedim. Birazını açtım. Birazını açamadım. Bu seferde bak alay ederler. Ha 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 açamadı da. Vermiş olduğu tarihi yetiştiremedi de. Kısmi açılış diye. Portakalın yaptığı gibi. Bu sefer de onunla alay ederler. Arkadaşlar gidersin termik santral kurarsın. Artvin'e biliyorsunuz. Kaz dağlarına. yeni şehre Ağaççı, çiçekçi, böcekçi olurlar. Osman Gazi köprüsünü yaparsın. Derler ülkeyi kime sattı. Yani bu ülkede ne zaman bir hani yapıt sergilesen hani e, Engin Altan'ın açıklamış olduğunu da eğer YouTube'da araştırırsanız az iki tuşla araştırırsanız öğrenirsiniz. Bu ülkede bak ne diyor adam kendisi en en düzgün en güzel en iyi bak eseri de yapsanız bizim sizi dönüp alkışlayacak halimiz yok bize halk bunun için maaş ödüyor diyor. Kendisi açıklıyor. En güzel hareketi davranışı da yapsanız bizim sizi dönüp alkışlayacak halimiz yok diye kendisi ağzıyla açıklıyor. Böyle kalleş bir siyaset olduğu sürece bu ülkede her zaman CHP gibi bir parti olduğu sürece her zaman ikiyüzlülük devam eder. Bakın CHP olursa size söyleyeyim bir kadının bebek doğurduğunu düşünün. Bebek doğuruyor bir bebek. Her zaman tersi. Neden erkek değil neden kız değil. Neden erken doğdu? Neden geç doğdu? Neden zayıf doğdu? Neden kilolu doğdu? Çok mu yedirdin? Az mı yedirdin? Sancı çekerken niye çok sancı çektin? Neden az sancı çektin? Neden erken doğdu? Niye geç doğdu? Bakın her şeye bahane bulur bunlar. Her şeyin tersine. Böyle bir siyasi parti olduğu sürece. Kalkıp da bir iki hafta öncesinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edeceğiz. Pazartesi de geri normale döneceğiz diyemezsiniz. Hakkınız şansınız yok CHP gibi bir parti olduğu sürece bu Avrupa'da olur. insanlar anlayışla karşılar. Bakın yanlış olduğunu daha önce söyledim. Ama doğrusunu da söyleseydi her şeye bahane bu. Neden hafta sonu tatil ediyorsun? Hafta sonu işe gitmiyor mu insanlar? Hafta sonu millet ne yiyecek? Ne alışveriş yapacak? Niye sen hafta içine sığdırdın her şeyi? Hatta bak şuna bile bir çare buldular. Ne diyorlar biliyor musunuz? Dünyada tek ülkeyiz ki korona virüsünü memur gibi çalıştırdık. Hafta içi çalıştırdık. Hafta sonu izin yaptırdık. Hafta içi çalıştı. Hafta sonu tatil yaptı. Ya bundan bile alay ettiler ya. Her şeyinden alay ediyorlar. Bunlar ikiyüzlü lanet. Bunlara yapacak siyasetin yok. Bunlara son dakikaya kadar açıklayamıyorsun yine. Hemen karalıyorlar, hemen aşağılıyorlar, hemen bahane buluyorlar. Ya halka gidiyorsun, para toplayalım, fakirlere yardım edelim diyorsunuz. Aşağılıyorlar. İyi verdin, şunu verdin, bunu verdin. Ya her şeye karşılar kardeşim. Ne yaparsan karşılar. Okul yapıyorsun, okula bile karşılar ya. Her şeye karşı böyle bir parti olduğu sürece Türkiye'de siz nasıl bir yapı proje sergilersiniz? Nasıl bir eser ortaya çıkartırsınız ya? Termik santraller yapıyoruz. Enerji üreteceğiz. Diyorlar çevreyi kirletiyor. Seçimlere çok az bir zaman kala Recep Tayyip Erdoğan poşede paralı yaptı. Çevrenin alası işte. Dünyada çevreye en çok zarar veren şey naylondur, poşettir. 300-400 yılda kaybolmuyor çevreden ya. Böyle bir yani buna bir çare bulup da poşet zayiatını önlemek için, çevre kirliliğini önlemek için böyle bir kanun çıkardı. Milletin parası yok, o poşetler nasıl alacak, nasıl edecek, ne yapacak, File öne sürdüm, fileyi alam almaya gücü var mı, yetiyor mu da. Baktı bu sefer olacak, fileyi bedava dağıttı. Bu sefer de çıktı portakal. Fileyi bedava vermek sorun mu? Verdiğinde ne oldu da içi boş olduktan sonra neye yarar da içini doldurmadığında içi boş file elinde adamın neye yarar dolduramak marifette bin tane bahane buluyorlar arkadaş. Ne yapsam bahane buluyorlar. Her şeye bahaneler ya. Her şeye. Adam maske hani maskesiz sokağa çıkmak yasak dedi. Arkasından dediler ki ya dediler millet maskeyi nereden alacak? Zaten işe gidemiyor. Zaten yolsuz. Zaten işsiz. Maskeleri adam bedava dağıttı, eczanelerden gidin alın dedi. Bu sefer de dediler eczanelere nasıl gideceğiz, Yıldık, toplandık, oradan virüs dağılıyor, olmuyor da falan. Kendi taraftarı eczaneciler ayaklandırdılar, sosyal medyada yayınlar yaptırdılar. Dediler ki biz kendi işimizi yapamıyoruz, hastalarımıza ilgilenemiyoruz, ilaçları başkasına veremiyoruz. Bu e, e, maske yüzünden, maskeyle mi uğraşacağız, ilaç mı satacağız? çok zor durumdayız. Bunu başka sistemle yapın sana yapamadın. Eline yüzüne bulaştırdın. Ya her şeye muhalefetler kardeşim. CHP diye bir parti var bu ülkede ya. Lanet ya. Melanet bir parti var. Her şeye karşılar. Her şeye. Hastane. Başakşehir'e hastane yapıyorsun. Adam yan yollarını yapmıyor ya. Karşı ya. Adam karşı. Hızlı tren yapıyorsun. Adam karşı. Raydan çıkmasına seviniyor ya. Adam... Eee. Marmara'yı yapıyor. Marmara'ya kullanıyorsun. Her gün Marmara'ya biniyorsun. İnadından, çekemediğinden, kıskandığından varıyor tekme atıyor. Gidiyor arıza butonuna basıyor. Marmara'yı durduruyor. Resimliyor, videoluyor. Ondan gülüyor. Ya üst geçit yapıyorsun. İnsan karşıdan karşıya geçsin diyorsunuz. Videolarda görmüşsünüzdür. Adam bisikletle asansöre biniyor. Asansörle yukarı çıkıyor. Çıkarken kamera görüyor ya resmen tekme atıyor, tokat atıyor, kırmaya çalışıyor ya. Hem kullanıyorsun, hem hem kullandığın mala zarar veriyorsun. Ne ne nalet insansınız ya. Ne ikiyüzlüsünüz. Resmen azdınız, kudurdunuz ya. Yapılan şeyi tekmeleyip tokatlayıp arızalandırıyorsunuz ya. Siyasetin bile yüzlülüğün daniskasını yaptınız ya. Bu kadar lanet bir lanet bir siyaset olamaz ki ya. Her şeye mi karşısınız kardeşim? Her şeye mi? İnsanoğluna da karşı bunlar artık ya. Adam Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okuyor, hatim indiriyor. Sen dini kullanıyorsun, dini alet ediyorsun diyor. Kaybettiğin oyları toplamak istiyorsun da o yüzden sen Kur'an-ı Kerim okun. Ya Ramazan'dayız kardeşim millet namaz kılıyor, oruç tutuyor, Kur'an okuyor. Ne olmuş? Hatim indiriyor, Kadir Gecesi geliyor yakında ya. Bu ne lanet bir şeydir ya. Kendi kendi senin Ekrem İmamoğlu'nun Yasin-i Şerif okumuyor muydu? Muharrem İnce her gün cuma namazı kılıyorum ben demiyor muydu? Her gün kılıyormuş. Babam alimdi, imamdı demiyor muydu ya? Siz değil miydiniz kendilerinizi camilere atıyordunuz ya? Ayet-ül Kürsi en hızlı ezberleyen İmam um, Muharrem İnce değil miydi ya? Siz iki yüzlülüğünü danışkasını yapıyorsunuz ya. Böyle bir parti varken bu ülkede herhangi bir Hani projeden ya da eserden ya da bir yasaktan ya da bir yenilikten konuşabiliriz miyiz ya? Her şeye karşı bunlar ya. Her şeye karşılar ya.